Günaydın. Bugünkü dersimizde matematik 6. sınıfla devam ederiz yeni dersle. Geçen derslerde, geçen haftaki daki olan derslerde gördük. Toplamak, çıkarmak ve çarpmak için var idi bazı alıştırmalarımız. Bugün varlar okuyalım bölenler için. Daha doğrusu nasıl ayarabiliriz herhangi bir sayı bölenleri ve ondan sonra bu bu Bulalım daha doğrusu hangi bölenlerden elde edilmiştir. Demek biz andık biraz ıı, ne zaman okurduk çarpma stratejileri için ıı, bazı bazı kurallarımız vardır. Ne zaman böleriz sayıları, e, ıı, nasıl bölebiliriz, hangi sayı hangi sayıları bölebiliriz vesaire. Ve ıı, aynı zamanda devam gördük hem çift ve tek sayı ıı, bazı kurallar. Ve şimdi demek ki bu alın bir hangi sayının bölenlerini. Diyelim alalım 12 sayısını. Demek 12 sayısının tüm bölenlerini belirle. Diyelim isteriz bulalım 12 sayısının hangi varıdır bölenleri. E şimdi önemlidir ki burada bölen ne zaman düşünürüz? Düşünürüz bir tevi bir tam sayı ne böldükten sonra bırakmayacak olsun kalan. Nişin devam eğer 12'yi bölersek örnek 10 ile kalan olayak. Daha doğrusu kalan kalacak 2. Demek bizim amacımızdır tam sayılarda bu alıp hangi var? Daha doğrusu hangi var? bir devi bölenler. E şimdi ama bakalım 12 sayısının. 12 sayısını hangi sayılardan ayırabiliriz tam parçalara? Demek Başlayalım en küçük günden. En küçük sayı 12'ye bölebilirdir 1. Demek vardır 1. Yazayım sana. Koyacağım virgül. Başka 2 sonra 3'le de olur. 4'le ne olur? Olur. Acaba 5'le ne olur? Niçin? Ne lazımdır ki bölebilin 5'le? Son sayı ne lazım olsun biliriz. Artı ile olur? Tamam. M sonuncusu 12. Demek her bir defa şimdi burada bakarsak nasıl yazdık bölenleri. 1den 12'yi çarparsam ondan sonra 2 ile 6'yı vardır. M3 ile 4. Demek her bir sayının her bir defa olayak çift sayı bölenleri. Demek en az bölenleri ne olabilir? Bir sayının da 2 tane en çoktur sonsuz bir sayı devam ne der? çift bir sayı. Aynı zamanda devam biz bunu yazabilirdik hem tablo şeklinde kitapta devamda yazacak tablo şeklinde. 1 12, 2, 10, 6, 3 4. Niçin? Niçin? 1 defa 12 verir 12. 2 defa 6 verir 12. 3 defa 4 verir 12. Demek görürüz biz. istersek ayıralım bölenleri. Demek önemlidir bilemem bölme kurallarını. Daha doğrusu bölme kuralları bize yardım eder ki bulabilelim daha hızlı acaba bir hangi sayı bölünür bir a, o sayının başka bir sayının ile asa yok. Demek şimdi bak bölme kurallarından a, o kadar çok biz demek girmeyeceğiz bölme kurallarına. A, niçin? işleyici sayılarla nedir? Daha küçük ona göre daha kolay bulmak için. Alalım başka bir sayı. Düşünelim 30 sayısını. 30 sayısının bölenlerini belirleyelim. Hay bakalım sırayla. Demek başlarız en küçükten her bir defa. Her bir sayının bir a, böleni en küçük böleni der bir. İkilen olur. E şimdi ki ki bu alanda hep pasını yapayız böyle. 30 böyle 1 ne kadar yapar? 30'i bölersek 1 ile ne kadar cevap? 30 demek hem 30 olarak 1 bölenemez. Demek 1 hem 30. Ondan sonra 2 ile ne olur? Hayra biliriz 30'u 2 ile? Olur. Demek 30 bölü 2 ne kadar yapar? Evet. 30'un yarısı. 15. 3 ile ne olur? 3 bölebiliriz. Otuz böyle üç ne kadar yapar? On. Çarpmayız böleriz. Ee, acaba dört ile ne olur? Dört olmaz. En yakındır devam. Dört defa sekiz otuz iki yasa yedi defa dört. 28. 5 ile bölebiliriz. Evet. Şimdi. Ve. Ve yapaya kalktı. e modur, e modur son. 5 defa 6. Verer 30. Demek. Tüm bölenleri 30 sayısının. Der. Bu sayı var. E şimdi. bölme kurallarımız bizimler böyle. Demek yazayız ki daha kolay bulabilelim, daha hızlı bu şekilde sayarım. 2 ile bölme kuralı 2 ile bölme. Mecburdur. Son rakam çift sayı olmalıdır. Demek eğer son sayı ise çift sayı o vakit bölünebilir. 30 sayısında 0'dır çift sayı. Ona göre bir de bir sayı 2 bölebiliriz. Demek ona göre eğer ben yazarsam 248 bu sayı bölünür 2 ile Demek hesaplamadan akıldan birden acaba diyebiliriz ki bölünür asa yok. Acaba bu bölünür 2 ile niçin? Niçin 8'dir çift sayı. Eğer yazarsam 333 bunu bölebiliriz 2 ile niçin 3'tür tek sayı. Tamam. Bu kuralı anlarız. Ondan sonra 3 ile bölme ee, demek burada rakamların toplamı 3 ile bölünürse sayı 3 ile bölünür. Rakamların toplamıdır. Toplayalım hep sayıları birer ayrı ayrı. Diyelim burada 3 artı 0 yapar 3. 3 i 3 ile bölebiliriz. Ona göre 30'u böleyiz. Diyelim başka bir örnek. Yazarsam 250 250 uh, 5 Hem şimdi ki bakalım acaba bu sayı 3 ile bölünecek. Ne yaparız? Alırız 2, 5'i hem 5'i toplayalım. 2 artı 5 artı 5 ne kadar yapar? Demek rakamların, rakamların toplamı yapar 12. Yapmaz 25. Aa, uh, gelir 12. Ona göre 12 sayısını 3 bölebiliriz. Söyle biraz. Biraz eve gösterdik kaynasın. Beriye gösterdik. Demek demli 12 sayısı 3 ile bölünebilir. Bitevi 255 3 ile olur bölünsün. Demek a, budur kuralımız ki gösterelim acaba bir hangi sayı 3 ile 4 ile bölmek için bakarız son 2 rakamı. A, son 2 rakam 4 ile bölünürse sayı 4 ile bölünür. Örnekleyelim. Bu sayıda 55'tir son iki rakam. 55'i 4 bölemeyiz. Ona göre bir de 255 bölünmeyecek. Ve genelde o sayı var ne bölünür? 4 çift sayı var. Daha doğrusu diyelim 40, 44, 48, 52, 56, 60 vesaire. Hem 5 ile bakayız kuralım ne, ne olacak. 5 ile bölme son rakam 0 veya 5 olmalıdır. Eğer sonunda var ise 0 ise 5 o vakit biz 5 ile bölebiliriz o sayıyı. 6 ile eğer 2 ve 3 ile bölünürse 6 ile de bölünür. Demek ki eğer burada bakarsak 12 sayısını. 12 sayısında hem 2 hem 3 bölebilir. Ona göre M6 vardır bölsün. Demek lazım der olsun. Çift sayı ne bölünür 3 ile ona göre bölünerek M aynası 6 ile. E şimdi. acaba duymuşsunuz bir söz. Ekok veya en küçük ortak kat. Hayır. Demek ona geçmeden evvel bakalım şimdi eğer alırsak iki tane sayı hem bulalım onun ortak bölenlerini. Devam. 32 ve 40. Aa, hop, yok böyle 32 ve 40 sayıların ortak bölenlerini belirle. Şimdi isteriz bulalım 32'nin hem 40 sayısının tüm bölenlerini. Başlayalım 32'nin. 32'nin bölenleri olarak hangi var? Başlarsak en küçüğünden. Vardır. 1. 2 ile ne olur? 2 ile mi bölebiliriz? Nedir kuralımız? Son, son sayıdır çift. Demek burada direkt diyebiliriz ki bölünür. Otur. Acaba 3 ile ne olur? Olmaz. Niçin 3 artı 2 5. 5 3'den olmaz. 4 ile ne olur? 5 ile ne olmaz? 6 ile ne olmaz? 7 ile ne olmaz? 8 ile ne olur? Olur. 4 defa 8 yapar 32. Ondan sonra? Teşekkür ederim. Aa... Demek şimdi 4 8. Şimdi 2 defa kaç yapar 32? Çarpı. 2 çarpı kaç verir 32? Veya 32'nin yarısı ne kadar? Yok. 16. 32'nin yarısı veya 2 defa hangi sayı? 16. En son sayı olarak 32. Gene bakarsak burada. 1 ile 32 çiftleşir. 2 ile 16. 4 ile 8. Demek her bir defa olarak çift sayıda cevap. Burada vardır 6 tane. Hem her bir defa olamaz olsun bir hangi sayı böleni ne der yarısından daha büyük kendisinden mada. Devam olamaz gelsen 20. Niçin 20 der yarısından daha büyük ama sonundan daha küçük. Demek her bir defa sonuncudan evvelki sayı olayak yarısası a sonuncu bölen olayak kendisi. Demek bu biraz yardım edebilir ki biz ki ne zaman yazarız ki bilemem ki 16'dan sonra lazım değildir devam edeyim. Arayayım daha büyük sayı var. Şimdi bakalım 40 sayısının bölenlerini. 40 sayısının olayak. 1 ile ne olur? 2 İk olur. Olur. 3. 4. Tamam. 5. Olur 5. Tamam. Ondan sonra hangi sayılar ileride? Demek hangi sayı lazım olsun sırayla? Yazmayalım, anmayalım sırayla. 8. 5 defa 8 yapar 40. Şimdi 10. 4 defa 10 yapar 40. Ondan sonra Yok, var da. Yarası ne kadar kırkın? 20 m, m sonunda kalır 40. Bakarsak burada şey vardır. Hep basının vardır birer çifti. Daha doğrusu 1 40, 2 ile 20, 4 10, m5 8. E şimdi biz de arardı ortak bölenleri belirleyen bu iki sayının. Hangi vari rastlanır her ikisinde? Demek ortak bölenler 1, 2, 4, hem 8. Oka. Sadece 4 tane ortak böleni var. Demek bu 4 tane sayı, 4 sayı var ne bölebilir her ikisini bu Say bu sayılardan bize neler verir. Ve şimdi aynı zamanda bazı sayılar diyelim nasıl ne der? 11 sayısı. On sayısının bölenleri hangi var ya olarak? Bir. Başka? Bir hangi sayı olur acaba? Dengesi kaldı. Bir M daha bir tane var. Her bir defa bir sayının en büyük böleni der kendi kendisi. Demek kendi kendisi ne kadar? 11. Demek 1M 11. Aa, başka bir örnek. 17. Demek ki aa, bir der gene. Başka? Olmaz. Demek eğer olmazsa 2'den den gene kavayak sadece 17. Demek dikkat ederseniz ben burada vererim öyle sayı var. E şimdi heralden buradadır aynı mantık 1 m olarak. M 23. Ne dikkat ederiz bu sayılarda? Bölenler hangi varıdır? Her, hep basan hep bölenler vardır 1 en vardır kendi kendisi. Bu tip sayılara nereden ne bölenleridir sadece kendi kendisi en 1. Daha doğrusu vardır sadece iki böleni deriz asal sayı. Demek ıı, tam iki böleni olan sayılara asal sayılar denir. Demek budur. Iı, bir spesifik tip sayı var. Ne der? Asal sayı var. Daha doğrusu onları bölebilir sadece bir, sadece bir ve kendi kendisi. Bu sayıların bir saniye bölenleri bir ve kendi kendileri kendileridir. Demek bir ve kendi kendisi sayının. Efendim Zeynep? Tüm <laughs> ne diyeceğin? Olsun, gelecek bana bir vakit sonra. Demek sayfa 32 de asal sayı var. Kitapta da ayrıktır bölenler ve asal sayı var. Demek sayfa 32'de açık var aynı sayı. Demek biz vardı rastlana asal sayılarının ve ondan sonra rastlana isem asal çarpanlarının aynı zamanda bölünme kuralları bu ne yazardım 2, 3, 4, 5, 6 vesaire Der, sayfa 34'te kitabınızda demek biraz ileridir demek biz aynı derste açık var aynısını ki yardım etsin ama isterseniz tablo şeklinde vardır bölme kuralları sayfa Otuz dörtte. Ki açabilirsiniz ki kendiniz okuyasınız hem orada. E şimdi bakalım işleyelim aa, bir hangi ödev kitaptan Efendim. Nasıl düşünürsün sıra sıra? Aa, öde ödev de şimdi ne işleyeceğiz düşünürsün? Aa, tamam. Oydi soru demin sıra sıra gideyiz. Nasıl eder? de yam teams de listemiz. Demek başlayacağız Berkle. Başka şey ya. onun için sen öyle isterdin. Başlayabilir asem sonundan listeyi çevirir, istersen problem. Aa, tamam. A da vardır 8. Hay bakalım Berk. 8'in bölenleri hangi var ya olayak? Oldu. 8'i 2 ile bölürsen ne kadar verir? Kesme sözün işi. 4 verir. Demek hem 2 ne olur hem 4 ne olur? Hem daha bir tane kaldı. 8. Odur sonuncusu. 1, 2, 4, M, 8. Uh, sıradadır Eren. Uh, bakalım Eren. Burada da 4, 15 sayısı. değil. 3, 3 defa kaç yapar 15? Yok 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 3 defa 15. 3 defa hangi sayı verir 15? Daha doğrusu 15 bölü 3. 5. Hem kaldı daha bir tane. Kendi kendisi. 15. Demek ne zaman bakarız bölenleri. Biz için bölmeden tersidir çarpmak. Öyle biliriz onu. Demek buluruz bir bölen. Bakalım şimdi ya, Aa, sıradadır. İrem. İrem bu ödevlerde 22. Hay bakalım şimdi. Demek birinci bölenimiz. Birinci bölenimizdir 1. Bir. Hem 1'den şimdi biz bulabiliriz. 22 bölü 1 verir 22. Demek o bir bölenimiz olarak otomatik olarak 22. Yazayı sonu sonunda ama. Hop. Şimdi gidelim sırayla. Acaba 2 ile ne olur? Olur. 2. Tamam olmaz. Dörtlen. Olur. Olur asa olmaz. Olmaz. Niçin en yakında 20. 5 defa 4 yapar 20. Ama ondan sonra gider 24'e. Aa, demek 3 ile demli olmazdı. M6 ile olmayacak. 5 ile olmasın için 0'dır. E, ne kaldı? 22 olmaz. Eğer 22 2 ile bölersen ne kadar verir cevap? 11 M sonuncusu M22 tamam. Aa, ee, geçeriz. Çadadır 44. Sıradadır Sara. Ha, bakalım Sara bu alın bu sayının bölenlerini. Oldu. Demek bir her bir defadır MGM yazmayalım. Aa, o kadar yanlış delilerin için her bir sayıyı böyle bir 44, 4, 1. Sonra 2 olur. Olur. 3. 3 olmaz. 4 olur. Olur. Tamam. Ondan sonra Eğer 3 olmazsa M6 olmaz. Ona göre otomatik olarak 6'yı atlarız. Demek eğer 2 M3 olursa M6 olur. Eğer 3 veya 2 olmazsa demek M6 olmayacak. Gidelim daha büyük sayılarda şimdi. Yok 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 hala biştirmemişek şey dediler Yasin. 4 defa kaç yapayak? 44'i 4 ile bölersen ne kadar Kërk dërt? Bële dërt. On ne ka? On, on bir, tamam. Em, kër dërdu një ne ka dhe? Kër dërdu një arasi. 20 20 ne 24 m 24 yapar 48 Biraz daha az 22 22 m sonuncusu olarak 44 Döner 30 30'u işlemlere başlam 30'u işledik evet. 30 yazmışak ona göre atlayacağız sonu. Yazayı sadece cevap var neydi? Demek buradaydı. 1, 2, uh, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 30. Uh, M15. Tamam. Uh, demek E'de vardır 90. Ay bakalım yazayım 90'ı. Tamam. İki ilen. İki ilen yaparsan aynı vakata ne kadar gelecek uh, o bir sayı? 90 bölü 2. Çarparsan nasıl bölersen? Demek 90'ın yarası Demek evet, 45 hem 94 son sayılarımız. Şu aralarında bu hamle ne vardır? 3 ile ne olur? Emin misin? Olur. 90 bölü 3 ne kadar yapacak? 9'da 3'ler kaç tane var? Hı -hı. 3 tane. 3 tane. Yok altı tane. Demek 90'da 3'ler olarak 30 tane. Tamam. Bakalım başka. 4 ile bu olmaz. Acaba 6 ile ne olur? B pardon. 5 ile ne ilk? 5 ile olur? 5'le olur? 5'ten bölersek acaba ne ka gelecek? 5 defa kaç yapar? 90. Basa. 5 defa 20, 100. Çıkar 2 tane. 18. Demek o ya 18. Sonra acaba 6 ile ne olur? Demlik lik ye mi ne olur? Olur direk olur direk hem 6 ile ne? yok olmaz. Hem kaldı daha bir tane 6 ile çarparsak ne kadar gerek? Buradaki dolduralım şey bu son boş yeri. 6 defa 12 ya. 6 defa 12 emin isim? Olmasın fazla. Katara sakalda ne yaparız? Bileriz bölelim. Hay bakalım bölelim kenardan. 90 bölü 6. 9 ile 6 var kaç tane var? Bir tane. Demek 6'yı çıkarırız. Kavar 3. Enderarız safari. 30 ile 6 var. Hayır. 5 tane var. 5 defa 6 30. Ona göre e, bu bitti. Demek cevabımız da Cevaptır 15. Demek görürüz 90 sayısının vardır çok daha fazla bölenleri. Ne zamanla? Evet tamam bitti bitti zamana Zeynep vermedi cevap. Uh, ay bakalım Zeynep uh, neredeydi? F da bunu hem tamamlarız. Ee, 56 sayısında acaba 3 olur. Olmaz. 4 olur. 7 defa 8 yapar 56 oldu. Ee, sonra 4 defa kaç yapar 56? Demek 56 bölü 4 ne kadar verecek? Demli dörtlen burada çarpılır, bölünür, pardon. O vakit ne kadar gelecek? Ki bu alalım yaparız. 56 bölü 4. 5'te 4'ler vardır. Kaç tane? 5'te 4'ler kaç tane var? Bir tane. Çıkarırız onu. 16'da 4'ler? 4 tane. Demek 14. Hem olur 16. Evet buradaki sayender 14. Ondan sonra Layout inani arası ne capek? Bir 20 26 yla 26 yla yapar 52. Biraz daha çoktur. Der 28. Hem sonuncu ise ah, evvah yanlış yaptım. Nasıl böyle? M sonuncusinden 56. Tamam. Acaba dersi yan varız. Var bir hangi sorunuz? Demek ıı, tekrarlanın da bir defa çarpmak tablosunu, için çarpmak tablosunu bilirseniz bu vary çok daha kolay. E, aynı zamanda kitapta okuyacaksınız da bir defa tekrarlanın sayfa 34'te nasıl ne dedim bölme kurallarını. Niçin hep ben yazmadım burada. Ben yazdım 2'den 6'ya Demek e, ıı, defterinizde yazabilirsiniz da neyle kaldı daha 8 M10 8 m online. Diğerleri o kadar değildir. Demek ki kitapta altı ile yoktur. Onun için bunu yazmış olasınız. Yok. Yok. Devam edeyiz. Gelen ders. Devam edeyiz yarın. Şimdi vardır başka dersimiz ona göre gelen derse kadar güle güle.